Kongre sonrası görüşme, beklenen görüşme gerçekleşti. Biraz uzayınca süre çok değişik söylemler çıkıyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Efendim oldukça sıcak bir ortamda geçen diyaloğa da kulis bilgileri gelmeye başladı. Oldukça sıcak bir ortamda geçmiş. Diyalog oldukça iyi. Başkan Soyer İzmir'de yaklaşık 5 yıldır yapılan yatırımları ve önümüzdeki dönem yapılacak planlanan yatırımları Özgür Özel'e kısa olarak da olsa anlatma fırsatı bulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de zaten önceden de çok sıkı bir diyalogları olduğunu biliyoruz. Özgür Özel ile Tunç Soyer'in sıcak ve samimi bir ortamda karşılamış, ilgiyle de dinlemiş. Daha sonra yaklaşan yerel seçimler tabii ki biliyorsunuz. Gerekli olan istişareler yapılmış ve Başkan Soyer de oradan aldığımız bilgiler oldukça da memnun ayrılmış görüşmeden efendim. Kısa bir açıklama da yaptı sosyal medyasından Tunç Soyer. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yerelden genele uzanan güçlü irademizle ülkemizi, kentlerimizi daha aydın yarınlara taşımaya kararlıyız. Sayın Genel Başkan'a saygılarımı sunuyor. Ev sahiplikleri için de teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Sayın Özgür Özel'le bir araya geldik notuyla sosyal medyasında paylaşmış. Şimdi yaklaşık 9 tane şu anda resmi başvuru, öyle değil mi arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Büyükşehir aday adaylığı için 9 başvuru var. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii en güçlü isimlerden bir tanesi değil mi? Mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer. 5 yıl içerisinde İzmir'de 2019 sonrası yaşananları geçtiğimiz yayınlarda kısa olarak dile getirdik. Bunlar göz ardı edilemez. Tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı İzmir. Tarihin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı İzmir. Tarihin en büyük yangınlarından birini yaşadı İzmir. Cumhuriyet tarihinden bahsediyorum efendim. Bütün bunlar İzmir'in başına geldi. Bununla beraber Türkiye belki de tarihin en büyük 11 ili etkileyen, 20 milyon civarında vatandaşı etkileyen, Türkiye'nin dörtte birini etkileyen bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ve en büyük eforu, bana göre en büyük eforu, ki bu bir gurur kaynağıdır. En büyük eforu, Türkiye'de 81 il seferber oldu tabii ama en büyük eforu İzmir Büyükşehir Belediyesi sarf etti deprem bölgesinde. İlk giden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ydi. Konutlar, prefabrikler, yardım malzemeleri, Türkiye'nin belki de en büyük yardımları İzmir'den gitti efendim. Bununla da gurur duyuyoruz. Eksiklikler olabilir, memnuniyetsizlikler olabilir. Ama 2019-2024 dönemini değerlendirirken, mevcut belediye başkanını değerlendirirken bu felaketleri yaşayan İzmir'de yaşanan bu felaketleri göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun altından, bu yaşanan felaketlerin altından çok başarılı bir şekilde kalktı İzmir Büyükşehir Belediyesi efendim. Mali yapısıyla, olanaklarıyla, tüm gücüyle vatandaşların, İzmir'de yaşayan vatandaşların yanında olduğu yaraları sardı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bunun yanında tarihin en büyük yatırımlarına da başladı. Onu da belirtelim, hakkını verelim. İşte bunu gerçekleştiren belediye başkanı Tunç Soyer, genel merkezde oldukça da ilgiyle karşılanmış. Bunu da kulis bilgisi olarak verelim. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ne zaman açıklayacak adayı? Geçtiğimiz yayında da söylemiştik. İzmirliler bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine kırgın efendim. Anlam da veremiyor. Ben de bir İzmirli olarak anlam veremiyorum. Çünkü 4 tane Büyükşehir Belediye Başkan adayını genel merkez açıkladı. İstanbul, Ankara çok önce açıklanmıştı biliyorsunuz. Aydın açıklanmıştı. Bir iki gün önce de Balıkesir açıklandı. Türkiye'nin 3. büyük şehri neden açıklanmıyor? Neden bu kaosa ya da bu meraka mahal veriyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi? Bunu da İzmirliler merak ediyor.
Umarım bu yapılan görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında yapılan bu görüşmede bazı şeyler netlik kazanmıştır diye temenni ediyorum. Gelen haberler de öyle. Netleştikten sonra da buradan vereceğiz. Ama İzmirliler mevcut belediye başkanıyla yürümek istiyor efendim. Bunu da buradan belirtelim. Bakalım ne zaman açıklayacak Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri.